Seyahat ajantılarına kullandığım ifade şu. Değerli arkadaşlar diyorum. Şu anda işte 6-7 ajanta 40'ı geçti Kahramanmaraş'ta. 4 otel 50'yi geçti Kahramanmaraş'ta. Altyapı olarak bir sıkıntımız yok. Kahramanmaraş'ın artık ulaşım sıkıntısı yok. Değerli hemşehrilerim. Bunu siz de fark ediyorsunuz ha. Planlama eksiğimiz olabilir ama ulaşım sıkıntımız yok. Hem karayoluyla hem de hava yoluyla artık daha hızlı insanlar Kahramanmaraş'a intikal edebiliyor. Bir de 3-4 yıldır tespit edip ifade ettiğim bir şey var. Kahramanmaraş'ın sürekli %30 oranında artan ziyaretçi sayısının en temel iki prensibin birincisi Kahramanmaraş'ın güvenli ve huzurlu bir kent olması. Bunu istatistiksel olarak da bilimsel olarak da araştırmaları yapmış olduğum için ifade ediyorum. Yani hangi sebeple olursa olsun Kahramanmaraş'a insanlar gelmeme gibi bir sakıncaya kapılmıyor. Rahatlıkla güvenerek huzur içerisinde gelebiliyorlar. Konaklama sıkıntımız da yok, ulaşım sıkıntımız da yok. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Bu da şehir elçileri olarak, Kahramanmaraş'ın kent elçileri olarak sizlere, dernek başkanlarımıza, dernek yönetim kurulu üyelerimize, dernek yönetiminde olmayıp da üye olan arkadaşlarımıza düşüyor. Kahramanmaraş'ta bulunduğumuz illerden programlar düzenliyor. Yani buraya insanlar getir. Bu sıkıntımız var. Ajantalara diyorum ki, ya arkadaşlar diyorum bakın evet her şeyi yapıyoruz. Var, imkanımız fazla, alternatif değerimiz fazla. Görülüp gezilecek yerler artık var. Hem turizm tesisleri gerçekleşiyor hem de tarihi yapıların, kültürel yapıların tamamen gelen insanlara, misafirlere sunulması için her türlü çalışmak binlerce şükürler olsun. Hakikaten tüm kurumlarımız. Tabii ki her şunu çok açık ifade etmek istiyorum. Tabii ki bizler görevimizi yapıyoruz. Zaten bizler bu görevleri yapmak için şehrimize bu projeleri gerçekleştirmek için şehrimizin geleceğe uzanmasına fayda sağlayacak tarihinden, kültüründen, doğasından alternatif ne kadar değer varsa bunları insana sunmak için kamu görevi yapıyoruz. Yani biz görevimizi yapıyoruz. Bunun için buralardayız. Farklı olmamız gerektiğini de ortaya koymamız gerekiyordu. Hep beraber burada saygıyla anıyoruz. Allah hayırlı ömür versin. Evet, dünya lideri olan bir cumhurbaşkanımız var. O kendisi orada mücadele ederken bizler de tabii ki kurumlarımızın başında belediye başkanlarımız olsun, valilik bakanları olsun, kurum amirleri olsun, kamu personelleri olsun, STK başkanlarımız olsun, sizlerin görevleri çok azımsanmayacak derecede. Bakın ne diyorum, elçilerimizsiniz. Yani şehir elçilerimizsiniz bulunduğunuz illerde. Bu sebeple zaten biz görevimizi yapıyoruz.